Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben gayet iyiyim arkadaşlar ama biraz yorgunum tabii ki. Bugün Rümeysa'nın okuluna gittik, okuldan çağırmışlar. Okuluna gittik. Bu tercih mi, bölüm seçme neyi varmış, bir şey varmış. Onu gittik, kağıdı doldurdu, işte imzaladı. Ben de imzamı attım, geldik ama bayağı bir yorulduk yani. Ona baştan söyleyeyim. Eşim o gün görümcem gibi geldiğinde kıymayla, tavuk kıymasıyla döner yapmıştı. Çocukların çok hoşuna gitmişti. Çocuklar kaç günden beri söylüyorlar, anne bir daha yap, anne bir daha yap diye. Eşim de dün almış kıymayı. Dün yap dedi. Dedim yemek yaptım akşama dedim. Onun için yapmadım. Bugün dedim yapayım dedim. Biraz geç kaldım ama sorun olmaz. Daha eşim gelmedi zaten eve. Çocuklar da dışarıda kuşla uğraşıyorlar. Hava soğuk ama yağmur falan yok. Bulutlu olarak geçiyor sadece. Şöyle bir karıştırayım. Salatayı Rümeysa yaptı, hazırladı. Ben dedim şeyi yapayım. Tavuğu kavurayım. Ben sobayı falan yaptım. Derkene uğraştık. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Arkadaşlar sizlerden ricam biraz videolarımı izlerseniz, en azından hani hiç izlemeyenler için söylüyorum, yarıya kadar izleseniz ekranları atlatmadan benim için çok iyi olur. Bu aralar izlemelerim çok düşük, aşırı derecede. Bu vergi borcuydu, ondan sonra işte Bağkur parasıydı, muhasebe parasıydı derken bayağı bir masraf, evin şeyi de üstümde, geçimi de üstümde, öyle diyeyim yani. Hani bu Bağkur vergi falan yokken yememize içmemize yetiyordu çok şükür. Ama bu Bağkur falan da çıkınca biraz zor oldu tabii ki. Aldığın paranın şeyini, vergisini ödeyeceksin. Ayda muhasebeye vereceksin. Kur parası varmış, onu vereceksin. Yani bunlar biraz hepsi paraya bakıyor. Bağkur'u mecbur ödemek zorundasın zaten. Vergiye tabi olunca Bağkur ödenmek gerekiyormuş. Bağkur zam gelmiş, 1050 lira olmuş. Düzenli ödeyenler için 1050 lira, ödemeyenler için de 1250 lira diye ben biliyorum. Çünkü o gün benim muhasebecim öyle söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Öyle işte, onları falan dün gittim yaptırdım. Oradan geldim yorgun biraz. İki günden beri çarşıyla uğraşıyorum. Dün gittik. Bir Yeter abla var, yorumlarda devamlı yazıyor. O ocak istemişti. Ecevit ocağı istemişti. Ona ocak gönderdik. PTT'ye gittik. Kargoyu verdik. İnşallah tez zamanda eline ulaşır. Onu gönderdik. Oradan işte dün gittik. Vergi borcuydu, Bağkur borcuydu. Onları ödedik. Ondan sonra da şimdi bugün de Meysa'nın okulu için gittik. Öyle söyleyeyim işte. Kolum yoruldu, şunu karıştıra karıştıra. Bu güzel oluyor arkadaşlar. Geçen de yapmıştım bunu. Güzel oldu. Hoşlarına gitti dürüm olarak yani. Çok hoşlarına gitti. Onun için dediler anne bir daha yap dediler. Normal kıyma çok pahalı. Bari bundan iyi oluyor. Tavuk kıyması. Ay boynum da ağrıyor. Dün dolmuşa bindiydim mecburi. Kadın pencereyi açtı. Dolmuş penceresini açtı. Oradan bir kuvvetli rüzgar geldi. O rüzgardan mı nedense boynum tutuluk gibi ağrıyor. Bulaşık makinesi de çalışıyor bir yandan. Abdullah elini kesmiş. O eline sargı yapmış. Her yeri de kan yapmış. Şuralara falan hep kan oluktu. Şöyle iyice kavuruyorum tane tane olması için. Mesela bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel kavurup şehriye çorbasında, mesela hani tavuk eti yerine şehriye çorbasında kullanabilirsiniz. Ben öyle düşündüm, aklıma geldi. Allah izin verirse bu Ramazanlık'ta çorba yapacağım zaman böyle alacağım. Kıyma mesela kavur güzelce, şehriye çorbasının içine bunu koyacağım.
tavuğu göğsünü falan şey yaptığın zaman, doğrayıp da şey yaptığın zaman biraz fazla pişti mi tel tel ayrılıyor. Ama bu öyle olmaz. Bu daha hoş olur. Bizim rahmetlik Vayceğriye teyze vardı bir tane, ev sahibim benim kirada otururken ev sahibim. Onun oğlu da Metin abi vardı, o da rahmetlik oldu. Canı rahmet istedi hepsinin bugün az mübarek günde. Onlar şey yaparlardı, ne onun adı? Cevriye teyze tavuğu kendisi evde göğsünü yatırırdı tahtaya, bu şekilde doğrardı. Ben bir kere denedim, yapamadım. Ama o öyle yapıyordu, hoşuna gidiyordu. Oğlu istedi diye ezana 10 dakika kala siya, oğlu normalde fazla oruç tutmuyormuş, oruç tutuyor da canı istedi diye ezana 10 dakika kala siya kadın kalktı. Bir baktım tezgahın üstünde çiğ köfte yoğuruyor. Oğlum istedi dedi, ben böyle eskiden yardımlaşma öyle diyeyim yani, Ramazanlıkta komşu komşuya yemek verme şeyi vardı hani. Sen pişirdin mi ona, o pişirdi mi sana, böyle şeyi vardı. Ama şimdi gerçi hepsi de bitti de, komşuluk da yok, şey de yok. Tabi bazı yerde vardır, bazı yerde de bilmiyorum artık. Öyle gördüm, dedim Cevriye teyze ne yapıyorsun dedim. Dedi oğlan oruçça dedi. Oruç tutunca dedi canı çiğ köfte istemiş dedi. Çiğ köfte yapıyorum dedi. Vay, Allah gani gani rahmet eylesin. Çok memnundum ev sahibimle. Ne pişirse bir tabak muhakkak verirdi. Çorba türleri, toğa, ondan sonra bu şakırdaklı çorba deniyor. Onları falan kadın yaptı mı muhakkak yani bir tabak bana getirirdi. İki kiracıydık. Elif abla vardı bir tane. Ona da bir tabak, ona bir tabak, ona eline tepsiye koyardı. Hiç erinmezdi. Getirirdi bir tabak, ona bir tabak bana verirdi. Ama yaptı mı rahmetlik yemeği biraz fazla yapardı. Derdi ki ne kızım derdi, yemek bayatladı mı biz öyle daha çok seviyor derdi. Sarmayı, dolmayı, böyle şakadaklı çorbayı falan fazla yapıyordu biraz. Hani bizim tirşik gibi mesela, bizde tirşiyi fazla yapıyor ki ya. Böyle tane tane oldu arkadaşlar, güzel. İyice bu suyunu çekene kadar bir kavrulsun. O sırada da ben iki diş nereden çıktı? İki baş şöyle bir soğan doğrayayım. Hem kokusunu alır hem içinde güzel olur. Salatayı da zaten içine dürüm yapacağız. Onu da yaparken de göstereceğim zaten sizlere. Bu biraz kavrulsun. Soğan bölümünde tekrar görüşelim. Arkadaşlar soğanla koydum içine. Biraz yağıyla kavruldu kendi yağıyla. Biraz da yağ koydum içine. Soğanı da koydum şimdi. Neydi bu? Benden mi oldu? Benden mi? Babamdan mı oldu acaba? Hayır. Şimdi bunun içine yaprak biberle kimyon atacağım. Başka bir şey yok. Sadece kaka koysan yeterli, hani salata şey olursa. Bir tane normal yemek kaşığı koy. Arasına şey koymak için ya da şey kaşık koy. Büyük kaşık var ya hani. Aşağı demir kaşık. Onu koy. Arasına koymak için ekmeğin arasına. Tuzunun yağını koydum, limon sıkacağım onu.
soğanı elma arıyordu ya, ben biraz şey doğradım. İyice doğradım. Geri kalan da Meysa doğradı. Ha? Bunu mu koydun? Yok, ona şey koyacağım ben. Sen salata tabağına koy. Ne koyacağım? Salata mı? Hı. Olabilir. Şimdi kimyonuyla karabiberini attım arkadaşlar içine. Kimyon kokusunu alıyor, ben seviyorum. Karabiber, kimyon kokusunu alıyor. Azıcık da karabiber atayım. Belim nasıl ağrıyor. Büyük soğan var şimdi. He, iri iri. Ben, ya ben koruyamadım parmağımın arasında. Biraz ayran yap bakıyorsun. Ben de gözüm yandı diye şey yaptım. Biraz. Şunu çırpak. Ne varsa. Döktün mü? Sana bakayım derken şey oldu. Şuna bak. Şey çok olmuş. Of ya. İyice yoğurdu içinde kalıyor. Sürahiye koy onu. Sürahiye nerede? Ha, burada. Ha. Şuraya hızın 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 hızın. Hızı. Ya. Sakarlıyor musun? Ha. Ne oldu, ne döktü? Ayranı mı? Arkadaşlar, susun. Kavurdum iyice. Bakın, çok güzel oldu daha dumanın üstünde. Acılı macılı. Dışarıya gitsen döner yiyeceksin. İki tane et koyuyorlar içine. Ay, üç tane patates koyuyorlar. Ondan sonra... Okay. Yanına ya ayran veriyorlar ya vermiyorlar. Neler 10 lira olmuş ya. 10 lira olmuş zaten, hayırlı uğurlu olsun. Valla ben yemediğim için bilmiyorum. Ben midem alıp da yemiyorum. Allah Allah, anne affedersin de İstanbul'u geçmiş buran. İstanbul'u geçmiş. İstanbul'da şey pahalı ya. Oğlum İstanbul'la alakası yok. Sen niye oraya geçtin? Sus. Yuban anladı, İstanbul'da falan şey pahalı ya. Al yarım kilo kıymanın güzelce. Evinde kavur. Yap salatanı, ne güzel. Ye, koy oraya. Normalde de zaten mesela kebap yapılsa da bizim çocuklar ellerine alıp da bir dike et yemezler. Bitiremezler o bir dike eti. Her Ermeysa tavuk gibi aynı. Ya işte Beyza'nın gibi. Beyza'nın da olduğunu diyor. İstanbul uygun. İstanbul uygun ya, şapı kesiri yani. Onun için şeyde de, kebapta da mesela yerken anne dürüm yap derler. Şimdi, hadi oturun siz, alın, açılıyor.
Beyza'nın şeyi. Ben bana mı demek yapacağım? Oturunsanıza. Dudam yara ya. Abi. Abi tamam otururuz. İlk önce büyükler. Açılıyor. Açılıyor oğlum, açılıyor, gel. Hadi otur şöyle hadi. Bari ilk önce büyüklerimiz otursun. Tamam oturma, ha oturma. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah. Hadi. Mustafa, sanki normalde her gün şey yapıyor. Bırakın tarafını ara. Allah'ım bilmem şeytanım. Abi bunu Mustafa. Efendim. Babana tabak getir oğlum. Getireyim. Böyle oluyor. Bir dakika anne. Yarın demedim size akşam telefon yazsak. Daha biz oynayamadık. Okula gittik. Okula mı gittin? Okula gittiniz oğlum. Dışarıda kuşlarla uğraştınız ama. Hiç onu söylemişsiniz. Ben eve geldim gitti. Kırım Beyza dedim yani bu ne? Hatay'da Ceyhan Büyük'te yerleri var. Serbest tavla. Kümeste beslemiyorlar yani. Açık alanda. Tavlada yani. Şimdi... Sahibi de rahmetlik oldu geçenlerde. Virüsten dolayı. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Fortnite dansı yapıyor. Bir tane ya. Mustafa ne çiğler aldın? Muharrem'den aldıydı. Sen için mi? Ben saat var ya, kırmızı alıyorum. Şey gibi aynı, baksana. He canım. Siz gittiğinizde iki kim saat gelmemiş. Abim. Şey Mustafa. O oğlan nereye gitti o sırada? Buradaydı. O bekledi mi dışarıda? Oğlan kim? Benim Mustafa. Niye oğlan deli mi de deli diyor Mustafa? Yok. Allah'ım deli Mustafa. Şey. Bu işi umutladı ya biri. Çocuğun bir ismi var. Niye lakap takıyorsunuz? Lakabı varsa bile siz Mustafa, Mustafa deyin. Mustafa desem şimdi. Ben tanırım Mustafa'yı. Kuşçu Mustafa dersen tanır. Şey eşim sanırım. Bir kirli mi? Yok. Turşu yerseniz orada. Anne kuş bir tane yumurtladı ya. İkinciyi yumurtladı. İşte 21 güne çıkacak. İyi, onu da yani yaparık. Kümeysa bu nasıl ayağın yapısı? Niye? Birinin telefonu çalıyor. Erkan abla. Duru yapmışım. Yani çok sulu. Duru çok sulu, koyu çok yoğurtlu. Aynen öyle. Öğrenmişim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evde döner, salata, turşu, ayran. Allah bundan geri koymasın, Allah bundan aşağı düşürmesin. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.